Küçük damat Selçuk Bayraktar iyice siyasete soyundu. Yine Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Selçuk Bayraktar'ı piyasaya sürdüler. Normalde bu Teknofest ne zaman o? Temmuz'da mı ne oluyor? Şimdi seçim olacağı için 14 Mayıs'ta erkene çektiler Teknofest. Eylül'de mi oluyor pardon? Seçimden önceye çektiler. Normalde AK Partilerin klasik savunması bu adam siyaset üstü bir meseledir. Bu adam siyasete girmez. Bu adamı herkesin sevmesi lazım. Çünkü bu adam siyasete karışmaz. AK Partili değil. Devletini, milletini seven herkes şey yapacak. Saygı gösterecek falan filan. O sırada Selçuk Bayraktar tabii ki seçim yaklaştığı için Recep Tayyip Erdoğan tüm kozlarında Neydi? oynamak zorunda. Çünkü ya buradan anladığımız şey zaten direkt olarak Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini anlamış olması. Yani Erdoğan'ın AK Parti'nin seçimi kaybedeceğini anlamışlar artık. Buradan bunu söyleyebiliyoruz. Bunu erkene çektiklerine göre. Bu meydan. Son ne kadar oynayabilecekleri kart varsa kullanacaklar. Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz. Teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. Biz buradan hiçbir yere, bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım. Ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız. Ay yıldızlı bayrağın Evet, miting yapıyor direkt olarak. altında mücadelemizi Kılıçdaroğlu'na kapatacaksın yani Millet İttifakı kazanırsa onların kapılarını kapatacaklarını söylüyor ama Kılıçdaroğlu öyle söylemiyor. Bunun olmayacağı da bilindik bir şey ama bu adam siyaset üstü bir meseledir diye kakalamaya çalışıyorlardı. Yok abi bu adam AK Partili. Haluk Bayraktar milyondan fazla gencin yarıştığı dünyanın en iyisi milli teknoloji projelerini sergilendiği Teknofest'te ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nın ABD'li bir şirketi verme fikri. Bu Kılıçdaroğlu'nun çektiği bir video üzerine söylüyor bunu. Nerede onu da izleyelim ya abi. hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu Atatürk Havalimanı. Bu havalimanını birçoğumuz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan Teyyare Mektebi'ne dayanır. Türk Şimdi havacılığının Selçuk Bayraktar Atatürk Havalimanı'nı kendisine ait zannetti herhalde böyle yılda bir etkinlik düzenleyince. öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Ondan Necip biraz Hürkuşlar, gerginler. Ahmet Ali Çelikler, Mehmet Fazıl Beyler ve daha niceleri hep Yeşilköy Teyyare Mektebi'nde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de Densizler. kendileri için özel hava limanı olarak kullanıyorlar. Ne âlâ memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye girelim. Sürekli düşündüm. Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdim? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Biliyorum onları Atatürk ya. hep öngörülüydü. Çete Atatürk atmayın canım. vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdim. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın Teknofest'te torpil var. Ya onu geç zaten Teknofest. kendi başına Shit uzayı show. kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu Darkblader 17. ayını kutlamıştı. Şükrü ederim. Hoş geldin. olacak. Peki bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün. Uzay merakları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC şirketi
NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız. Ha bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayda aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim Canan Dağdeviren'le Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren'le MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aradım. Herkese onu selam. Ben Okan Ateş. Kim aklının yeni büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili Atatürk. Bayağı güzel bu Şampiyonlar Ligi Türkiye için çalışacak. Bunu önemli. Da Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız. Genç arkadaşlarım unutmayın sizler için yapacağız. Bu hamleyle yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız. İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan Dream Chaser uzay mekiği 2015'te Marslı filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi Dream Chaser'ları da olacak. Ha şunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çok önemli, sevgili güzel gençler. Bir konu. Haluk Bayraktar da işte bunun üzerine diyor ki milyondan fazla gencin yarıştı. Dünyanın en iyisi milli teknoloji projelerinin serginin Teknofest'te ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı ABD'li bir şirkete verme fikri. Halen en iyisini Türklerin değil de ABD şirketlerin yapabileceğini zannetmek. Nuri Demirdağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş diyor. Kılıçdaroğlu da cevap olarak bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandasını yapmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş. Göktuğ Kalın, teşekkür ederim Prime'le abone olduğunuz için. Hoş geldin. Yani adam herkese düzgünce cevap veriyor abi, sakin bir şekilde. Muhteşem. Küfür etse bu kadar şey olmazdı muhtemelen. Nerede olmazdı, daha iyi. Bunlar da işte kendince şey yapıyorlar. Başka ne demiş ki? Dur bakayım. Bu ne? Kuşlarımızı ilk defa silahlandırdığımızda ilk cevabın terör örgütlerinden değil de aa, bunlar beni siyasetten listelerine alanlar lan. Öncelikle HDP'den böyle şikayetler gelmişti. Rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. İşkence insanlığa karşı. Bu adam Erdoğan damadı bile olsa. Yani Erdoğan'ın damadı mı olmayı isteyecek yoksa bir girişimci mi olmayı isteyecek onu gördük. Yani zaten belliydi de. Hani AK Partililerin savunduğu şey bu adam siyaset üstü meseledir. Bu adamı herkes sevecek. Bu adamı herkes saygı duyacak. Herkes destekleyecek. Yani bu siyasi bir propaganda. Siyaset için, parti için kullanılan şeyler bunlar. Hep söylüyordum zaten. Hiçbir zaman da sempatiyle duymadım bu adamı. Yok Teknofest'te de bilmem neyi de hiç de sevmem yani. Var mı başka bir şey? Evet. Bu şekilde.